bugün size kalan şularınız için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ev yapımı çok özel bir gübre tarifi vermek istiyorum. Yalnız bu gübreyi kullanmadan önce en az 2 hafta bitkilerinize herhangi bir gübre vermemeniz gerekiyor. Ne ev yapımı, işte ne kimyasal gübre ya da işte yumurta suyu, portakal suyu falan, bunların hiçbirisini en az 2 hafta süreyle vermemeniz gerekiyor. Buna dışarıdan satın aldığınız solucan gübresi de dahil. Ancak tabii ki kalan şuların içinde solucan varsa o pek önemli değil. Yani onlar kalabilir çünkü onlar sonuçta canlı yaşayan hayvanlar. Şimdi bugün size tanıtmak istediğim gübre çok özel bir şey. Yani çok öyle hem duyulmamış bir şey üstelik de. Jelatin gübresi. Şimdi jelatin çok ilginç bir madde diyeyim. Büyükbaş hayvanların, yani tabii çok üzücü bunu söylemek ama büyükbaş hayvanların iliklerinden elde ediliyor. Ve bu jelatin aslında birçok yerde kullanılıyor. İşte kozmetikte ama biz en çok tabii ki yemeklerde, pastalarda kullanım alanını biliyoruz. Dediğim gibi kozmetikte, hatta şampuanlarda, kremlerde, birçok hatta otomotiv sanayinde bile kullanılıyor. Birçok yerde kullanılan bir madde. Oldukça güvenilir. Tamamıyla organik elbette ki. Fakat bu jelatinin kokusuz, renksiz ve içine herhangi bir değişik tatlılandırıcı ya da herhangi bir madde karıştırılmamış olması gerekiyor. Bazen işte çileklisi, aromalısı ya da değişik işte muzlu gibi değişik şekillerde satılanları var. Ve bu jelatini bildiğimiz o pastalarda kullanılan o değişik jölelerle ya da o tarz şeylerle karıştırmayın. Bu jelatinin toz halinde satılanı da var. Her yerde var. Eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur. Bildiğimiz bir şey aslında. Fakat ben o toz halinde olanını almıyorum. Çok güvenli olması ve tam olarak yani gerçek jelatin olması için böyle yaprak halinde olanını alıyorum. O zaman tabii ki çok çok güvenli geliyor bana. Şimdi bu bir tane, zaten paketin içinde 5 tane 6 tane genellikle yaprak çıkıyor. Şimdi bu bir tek yaprağı şöyle 2 bardak suya karıştırıyoruz. Bardağımızın ölçüsü de şu. Normal bardaktan birazcık daha büyük. Şöyle 2 bardak. Bunu 3 küçük bardakta yapabilirsiniz. Bunu böyle suyun içine atıyoruz ve bunun jelatinin suyun içinde erimesini bekliyoruz. Aşağı yukarı 10-15 dakika sonra erimiş oluyor. Büyük saksıya aldığım kalan şolarım oldukça mutlu gözüküyorlar. Hem çok fazla tomurcukları var hem boyları uzadı. Yine küçük saksıdan büyük saksıya aldığım kırmızı renkli kalan şolarım da gördüğünüz gibi büyüyorlar. Şimdi onlara hazırladığım jelatin gübresini vereceğim. Benim saksım çok büyük olduğu için 2 bardaklık jelatin suyunun tamamını döküyorum. Hepsini bu saksı kaldırır. Ama sizin saksınız küçükse suyun sadece bir bölümünü kullanın. Çünkü çok fazla gelir bu su. Bu jelatinli suyu döktükten sonra tekrar sulama yapmayın. Normal bu sulama yerine geçecektir. Ne kadar suluyorsanız aynı şekilde sulamaya devam edin. Yani bu gübreyi yaptıktan sonra birkaç gün sulamanız gerekmiyor. Nasıl sulama yapıyorsanız aynen devam edin. Benim saksım büyük olduğu için tamamını kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi jelatinli suyum hazır, döktüm. Bu gübreyi ayda bir kere yapabilirsiniz. Çok sık yapmanıza gerek yok. Ayda bir kere jelatinli su kalan şolarınız için yeterli olacaktır. Jelatin gübresiyle ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz yorumlar bölümüne. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.